Şimdi bak bunu söylemeden edemeyeceğim. Gülsem mi ağlasam mı bilemiyorum. Şimdi değerli yapımcımız Bilal. Bilal Özbilge mesaj attı. Şimdi az önce dedim ya hani lafın üstüne geldiği için bunu söylemeye yani şahsi bir konu aslında. Şimdi biz söylenilemeyenleri belki de başkalarının söylemeye cesaret dahi edemeyecekleri biz burada bütün yüreklilikle büyük bir cesaretle milletimizden aldığımız önce Allah'tan sonra milletimizden aldığımız güçle söyleyince ne dedik? Hedef oluyoruz. Hedef oluyoruz. Bu bazen işine gelmiyor. Şimdi sosyal medyada 2-3 gündür 2-3 gündür efendim Nihat Doğan'ı yine karalama kampanyası bak. Ya gülsem mi ağlasam mı? Ya komik aslında komik de. Ne olmuş, hani çok iftira merak kötü. ettim. Hayır bak komik komik yani baktığın zaman komik gülüyorsun da. Ya insanda da biraz hani bu iftiradan bilmem ne. Ya benim söylemediğim bir sözü bak Allah aşkına bak. Arkadaşlarımda da vardır. Bilal Özbilgi Bak. attıysa sana. Bilal şunu orada paylaşabilirsen valla daha iyi olur ya. Orada paylaşma Sizlerin şansı olsun. aynen daha net görür. Yani ünlü düşünür bak Allah aşkına şuna bak. Ünlü düşünür Nihat Doğan'dan yeni açıklama. Bak benim böyle bir açıklamam yok. Ben böyle bir açıklamam yok. Boşanmaların %100'ü evlendikten sonra oluyor. Bu işi araştırıp Ya Nihat ya. Ben de kötü bir şey oldu sandım. Ya yarabbim. senin. Ya vallahi yarabbim. Hayır yani. Ya bir şey diyeceğim bu arada. Ya. Bilal sende bir caps daha vardı Nihat Bak Doğan'la şunu ilgili. Bana göstereceğim. göstermişsin. Hay Onu da şunu. peşini hazırlasana. Sana İlkay. zahmet. Bak şu fotoğrafları da göstereceğim. Şimdi şu fotoğraflar. Şu fotoğraflarda sosyal medyada, sözlüklerde, feslerde nasıl böyle? Ya bu fotoğraf sanki benim hayatımda, özel hayatımda kendi odammış gibi çekmiş. Ya bu o zaman Habertürk'e Hülya Avşar'ın neydi? Hülya Avşar Show muydu? Helin. Fotoğraf kalsın hocam, fotoğraf kalsın. Helin Habertürk'e röportaj yaparken hafta sonu hani nasıl bir mizansen yapalım dedik yani. Nasıl bir Ne zaman mizansen? oluyor bu? Ya bu 4-5 sene önce Ha, fotoğraf eski. kalsın hocam. Fotoğraf kalsın. Şey çıkartmayalım Bu gelsin mu şimdi dursun. kalsın mümkünse? Evet evet odursun onun üzerine konuşacağız. Geliyor mu? Şimdi ben bir caps rica ettim de ona baktıkları Hayır, için bunu ha, bu veremiyorum. Bu bir dursun bak. kalsın. Ya şu Teşekkürler. fotoğraflar sanki benim kendi özel odamda kendi özel resmimi çekmişim Ama gibi. öyle havası var Ya şimdi onu tamam öyle bir söyleyelim. havası var da işte bilmeden ediyor orada Helin'in yaptığı röportajın ona göre bir mizansen o zaman hani filozof Nihat, filozof Nihat, filozof Nihat, ünlü düşünür vesaire böyle insanların kafasına bir algı böyle bir şey çekelim dedi. İyi tamam dedik. Şimdi o yazının üstüne gelsene Bilal o yazının üstüne. Şimdi burası Gözlükler de komik. yakışmış ya onu Hayır söyleyeyim. teşekkür ederim. O da elin getirdi. O yazının üstündeki yazı var mı? O kepsin paylaşan üstü. Haber mi? Ha Evet bunun evet yani tamamı bunu mı? bir içerikle paylaşmış arkadaş. Var mı orada? Sen bize oku bir taraftan Bak. istersen. Yazmış Türkü Dostu diye bir Facebook'ta bir site. Burada Ha var. yani bak Geldi. bak. Bu herif kadar boş konuşan, aptal, halkın zihnini meşgul etmek isteyen, laf ya da sözlerinin bir değeri ve anlamı olmayan, halkı kültürsüzlüğü ve kültürsüzleştirme, ne? Halkın Kültürsüzlüğü kültürsüzlüğüyle ile kültürsüzleştiren. kültürsüzleştiren dünya kalabalığı bir insan görmedim. Ya. Ya ama. Ya ben dün güzel bir şey söyledim bak. Yani bunlara zekamın zekatını versem. Gerçi Ramazan da geliyor. Zekat verilecek yani. Verilecek, Ben verilecek. bunlara zekamın zekatını İnşallah. vereceğim. Zekamın zekatını versem bu adminler var ya. Bak 7 asır, 7 asır Sokrates, Nietzsche, Descartes, Goethe diye dolaşırlar. Hatta hani Mevlana falan da demiyorum yani. Tamam mı? Yani Nietzsche. ya olur. Ne oluyor işte bak ne oluyor? Bunu çünkü 5 sene önce de yaptılar. Yok havada bir kuş gördüm anladığım kadarıyla kuş uçuyordu. Yok efendim Fransızlar bilmem Almanlar Almansa Sakaryalılar sakar mı? Yok efendim işte Nihat Doğan olmak işte şeye gittim de asansöre gittim. 3 kişilik asansörde beklemekte. Böyle atla zaptla. Neden işte? Bu da bir itibar cellatlığıdır. Ama sen bunları Anladın mı? gülüp geçiyorsun. Bu Ya olgunlukta gülüyorum. değilsin. Ne güzel. Bak sen kendi Söyleme. Hayır paylaştın adam bunu. inanmış buna. Yani o sayfa kendisi ahmak, kendisi aptal olmamış bir şey oldu diye paylaşıyor. Anladın mı? Ama aptal biz oluyoruz. Şimdi Ben de ona Nihat tutuluyorum abi. bu tarz Ben de capslerin ona başlangıcı tutuluyorum. senin memleketin kuzuları ile ilgili söylediğin bir şey vardı Evet değil mi? he, benim O memleketimin neydi bak orada koyunları. ne kadar aslında kendiyle barışık biri. Bakın dekorda bir kuzu var. Ben buraya ilk Evet. geldiğimde Doğru. dedim Koyun. ki Memleketimin burada dedim ha koyunu bir koyun var buradadır. görebilir miyiz Memleketimin arkadaşlar? koyunu. Nihat Doğan'ın yanında. Aa dedim ya. Hakkın koyunu bunlar. Sonra o sözün aklıma geldi. Neydi o bir hatırlatır mısınız? Benim Ne demiştin? Ne memleketimin olmuştu? koyunları dahi Avrupa'nın koyunlarından çok daha farklı bakıyor. Bana öyle geliyor. Koyunum.
hakkı temsil eder. O da özü sözdür, hakkı temsil eder. Yanında da yani şey bu, var değil mi? 15 Temmuz tankı var. Ya kepsler olsun, kepsler güzel ama adamın durumu, hastalık hali çok kötü. Yani sen söylenmemiş bir söz üzerinden söyleyip diye bana hakaret ediyorsun. Yani adamın durum, kendi kültürsüzlüğünü anladın mı? Kültür diye yutturup bizim kültürümüzde kültürsüzlük diye götürmeye çalışan ama böyle tatlı bir ya. Şöhretin var ya bu yani filozofluğun. Işte, bir de şey sen şimdi normalde sanatçılığın böyle şeyler çok oluyor. Bir de sanatçılığın yanında gerçekten böyle aranılan bir fenomensin ya. Böyle herkesin gözlerinde adını ben çok gülmüşüm ya, sen bunu biliyorsun. Biliyorum abi. Arabanın arkasına yazmışlar. Hayır. Çünkü Nihat Doğan evet diyor. İşte bu fenomen olmak ya. Nihat Allah, o zaman hayır cephesinin bu adam, kadar yüksek oranda oy almasının bir sebebi de sensin. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bence evet'i kurtardık ya. Biz olmasak yani evetler bu kadar. Yani bir %2 katkımız katkım vardır. Katkım var var. %2. Doğru. Ya olur kepsler olsun, bunlar komik şeyler. Ben kendiyle barışık bir adamım ama. Ya bu herif kadar boş konuşan aptal diyor. Yani işte bu ama bir orada de, işte hakaret var. Yani burada söylenmedik bir söz üzerinden itibar suikastı. O yüzden milletim, bakın asimetrik bir saldırı başladı, uyanık olun bahmaklara karşı. Nihat Doğan söylemedikçe o söz söylenmemiştir. Evet. Bunu da ben söylüyorum evet, şimdi. Buyurun.